Bosna Sancak Derneği'nin geçen seneki gecesindeydik. Geçen sene gecesinde yanımızda hanım hanımcık üniversite okuyan, sorduğumuz zaman da böyle yavaş yavaş seslerle tıp okuyorum diyen güzel bir kızımız vardı. Ama bu akşam baktık yine burada, ama bu defa üniversiteyi bitirmiş, karşımızda artık doktora da değil, doktor olarak geldi. Efendim önce kutlarız sizi. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Şöyle sizi bir daha tanıyalım efendim. Tanıtayım. Ben Büşra Şekerci, Serdivan Bosna Sancak Derneği'nin gençlik kollarına üyeyim. Tıp okuyordum geçen seneki gecemizde. Bu sene bitirdim. Artık mesleğe adım attım. 4 aydır genç bir doktor olarak çalışıyorum ben de. Bu şekilde devam ediyorum. Tabii efendim, siz de kutlarız. Hakikaten. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben de heyecanlandım. Yani sağ bir olun. Doktor adayı derken sizi burada gördüm. Acaba dedim bir sorayım nasıl oldu falan okul, ama karşıma doktor olarak çıktınız. Evet, sizden bir iftihar ediyoruz efendim. Görev yeriniz nerede? Ne doktor oldunuz? Neler yapıyorsunuz efendim? Ben şu an pratisyen hekim olarak görevime başladım. Zorunlu hizmetimi yapıyorum. Şansıma bu sene Adapazarı'nda çıktı. Zorunlu hizmetim de burada. Ailem de burada. Çok büyük bir şans oldu benim için. Burada çalışıyorum. Yenikent Devlet Hastanesi'nde 4 aydır. Pratisyen hekim olarak acilde görevime devam ediyorum şu an. Efendim tabii ki ne güzel bir mutluluk. Ama anneye soralım bakalım efendim. Doktor annesi olmak. Efendim doktor annesi olmak nasıl bir şey? Önce onu bir söyleyin. Çok güzel, çok gurur verici. Çok mutluyum bugünlere gelebildiğimiz için. Biz üniversite sınavına girdiği zaman Büşra, şimdi tıp yazsam mı yazmasam mı? Ben Büşra'ya dedim ki, Büşra bak 6 yıl okuyacaksın, artı bunun uzmanlığı da var. Bunları göze alabiliyorsan oku. Ben 6 yıl benim gözümde çok büyümüştü ama zaman o kadar çabuk akıp geçti ki. Şükürler olsun Rabbime, mezun oldu, görevine başladı. İnşallah başarılı olsun, insanlara yardımcı olsun, insanları sağlığına kavuştursun. İnşallah TUS sınavında da uzmanlığını kazansın. Yani her şey gönlünce olsun istiyorum. Tüm evlatların, benim evladımın da tabii ki yani. Tabii efendim, doktor hanım hoşgörüsüne sığınarak şimdi soracağım size. Doktor oldu kızınız. Büyüdü mü? Sizin gözünüz hala küçük mü? Tabii ki benim gözümde halen küçük yani. Evet. Ben yine yani benim gözümde hep küçük o yani. Doktor ama benim gözümde çocuk, bebek yani. Efendim tabii ki bu mutluluk tablosu hiç bitmesin. Her ailede olsun, her her tarafta olsun. Tabii büyük kurtarıcım Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, evet, istikbal gençlerde. Evet. Şunu demek istiyorum, yani önemli olan, yani mutlaka yani hepsi bir şey olsun ama öncelikle insan olsunlar, iyi insan olsunlar, anne babaya saygı göstersinler, büyüklere saygı göstersinler, insanlara değer versinler, insanları sevsinler. Ben ilk önce Büşra'dan ve tüm gençlerimizden bunu istiyorum, öncelikle insanları sevsinler ve sevdikleri işi yapsınlar. Efendim, Sayın Doktor Hanım, şimdi sizden bir mesaj almak istiyorum. Bugün Şubat'ın 6'sı, 7'si ve çok soğuk bir havadayız. Yağmur yağıyor, kar gelmek üzere. Bir hekim olarak neler tavsiye ediyorsunuz insanlarımıza? Öncelikle sağlıklı beslenmelerini tavsiye ediyorum özellikle. Kendini korumak önemli tabii ki de. İyi beslenmek, dikkat etmek ve mümkünse el yıkamak, bu çok önemli hastalıklar için de. En önemlisi bu. Herkes zaten dikkat ettiği takdirde kendisini koruyor. Tabii biz her durumda yardımcı olmaya çalışıyoruz herkese. Bir de üşütmesinler. Tabii ki yani. Efendim ikazları duyduk. Evet. Sıkı giyineceğiz ama mutlaka ellerimizi yıkayacağız, iyi besleneceğiz. Efendim çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan gecemize. İyi eğlenceler sizlere de. Evet.